Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte sağ elimde görmüş olduğunuz Note 20 Ultra ile iPhone 12 Pro'yu kapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu bir net bir şekilde ortaya koymak lazım. Biz hani eskiden masada 40.000 TL var dediğimizde böyle 6-7 tane falan telefon oluyordu. Ama şu an 2 tane var. Bunlardan bir tanesi Note 20 Ultra, diğeri de iPhone 12 Pro. Hani ağzımdan bir fiyat çıkmadı. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Hani dolar kuru çok oynuyor. İndirim oluyor, kaldırım oluyor. Hani bunu nasıl tarif edilir bilmiyorum ama. Sonuçta fiyatlar değiştiği için videoda çok fazla fiyat söylemeyi tercih etmiyoruz. Bir kıyaslamaya, ikisine birlikte bence nasıl başlamalıyız? Bence tasarımla başlamalıyız. İlk bak baktığımızda göze çarpan şey iPhone 12 Pro'nun ön kısmındaki çentiğine karşılık Note 20 Ultra'da gördüğünüz gibi bir damla tasarımı var. Böyle bakıldığında Samsung Note 20'nin birazcık daha modern, birazcık daha çağın işte tasarım trendlerine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat iPhone tarafında iPhone yanlış hatırlamıyorsam iPhone 10'dan bu yana bu çentik olduğu gibi duruyor. Bir diğer göze çarpan ayrıntı ise arkadaşlar Note 20'nin tasarımında edge screen denilen şuradaki kavisli ekran oluyor. iPhone'a geçtiğimiz zaman bu köşeler birazcık daha kalın ve daha keskin görünüyor. Telefonların arkasını çevirdiğimiz zaman net bir şekilde çok ciddi farklılıklar ortaya çıkıyor. Note 20 tarafında kamera kısmında çok daha ciddi bir çıkıntı ve köşeli bir tasarım fark edilirken iPhone 12 Pro tarafına baktığımız zaman daha oval hatlar ve daha kibar bir çıkıntı görüyoruz. Her iki telefonda arka kısmında o kadar ciddi parmak izi bırakmıyor. Fakat iPhone 12'ye geçtiğinizde yan tarafın çerçeve yapısından ötürü bu tarafta çok fazla parmak izi görme ihtimalimiz yükseliyor. Ekran taraflarına gelecek olursak iPhone 12 Pro'nun ekranı 6.1 inç. Note 20 Ultra'nın ekranı ise 6.9 inç. Yani aslında rakamsal anlamda 0.8'lik bir fark görünse bile her iki telefonu şöyle yan yana tuttuğumda ciddi bir boyut ve ekran farkının olduğunda net bir şekilde görebiliyorum. Bir diğer fark da arkadaşlar artık yeni trendlerde önemli olmaya başladı. Samsung Note 20'de ekranımız 120 Hz tazeleme hızına sahipken iPhone 12 Pro tarafında 60 Hz'lik bir tazeleme hızı görüyoruz. Fakat şöyle bir algı oluşmasını istemiyoruz arkadaşlar. Son kullanıcı anlamında her iki ekranda gayet kaliteli. Evet iPhone 12 çözünürlük olarak biraz aşağıda kalmış ama yan yana koyduğunuz zaman ne renklerde ne de görüntünün kalitesinde ciddi bir farklılık hissetmiyorsunuz. Her ikisi de bu OLED teknolojisi dediğimiz ekran teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyorlar. Şimdi benim için önemli bir kısma geldik. Ağırlık. Ağırlık tarafında Samsung bayağı ağır basıyor çünkü 208 gramlık bir ağırlığa karşılık iPhone 12 Pro'da ağırlığımız 189 gram. Tabii burada şey faktör arkadaşlar. Hani bir tanesi Ultra model, bir tanesi Pro model ama yine de elle ilk tutulduğunda hani sağ taraftakinin bayağı daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Yine ekranlara bir geri dönelim arkadaşlar. Ön camda Samsung Note 20'de Gorilla Glass Victus adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. iPhone 12 Pro'da ise bir önceki modellere göre 4 kat daha fazla dayanıklı olduğu söylenen seramik bir cam. Yani onlar seramik shield diyorlar. Seramik bir shield bizi karşılıyor. İki telefon arasındaki aslında en hayati fark Note 20 Ultra'nın bir adet kaleminin olması. Hepiniz bu kalemin olayını biliyorsunuz arkadaşlar. Notlarımızı alabiliyoruz, fotoğraf çekebiliyoruz, sunumlarda kullanabiliyoruz falan filan. iPhone 12 Pro mu alayım, Note 20 mi alayım sorusunun cevabı aha da bu kalem. Yani net bir şekilde bunu ortaya koyabilirim. Yine arkadaşlar yine biraz daha donanıma kaçıyor ama hani artık iPhone 12 Pro'da bu sene göreceğimizi tahmin ettiğimiz ekrana gömülü parmak izi okuyucu yok. Note 20 Ultra'da hem Face ID hem de ekrana gömülü bir parmak izi okuyucumuz yerini almış durumda. iPhone 12 Pro tarafında arkadaki 3 kameranın 3'ü de 12 megapiksellik değere sahip. Ekstra olarak bir adet lidar sensörü var. Lidar sensörünü de biliyorsunuz 3 boyutlu modellemede kullanılıyor. Samsung tarafına baktığımız zaman da ise 108 megapiksellik bir adet ana kamera, 12 megapiksellik bir telefoto kamera, yine 12 megapiksellik ultra geniş açılı lenslik kameramız görüyoruz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Artık hani bunu da pek çoğumuz biliyoruz. Megapiksel bir kameranın güzelliğini belirleyici unsur değil, tek başına belirleyici bir unsur değil. Bu nedenle her iki telefonda rakamsal anlamda Note 20 Ultra ileride gibi görünse bile bana soracak olursanız bayağı yakın ve kaliteli işler çıkarabilecek nitelikte. Yine burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Zoom konusunda Note 20 Ultra eğer böyle çok fazla zoom'a ihtiyaç duyuyorsanız daha yetenekli. Şöyle bir durum var. Eğer düşük ışık veya gece çekimlerinde her iki kamerada neredeyse kafa kafaya. Bulunduğunuz ortama, koşula göre değişkenlik göstermek üzere bazen Note 20'yi iyi çekiyor. Bana göre bazen iPhone 12
12 Pro'yu çekiyor. Aslında ikisi de gayet iyi. Video tarafında 8K sizin için çok önemli bir unsur değilse arkadaşlar, iPhone 12 Pro video tarafında Note 20'ye bir tık önde gibi, yani biraz daha başarılı görünüyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani iPhone 12 Pro'nun videolarındaki sonuçlardaki renkler ve kontrast dengeleri bize göre daha düzgün. Tabii ki de bunun içerisine stabilizasyon da dahil etmek lazım. Bizce yine iPhone 12'nin stabilizasyon kabiliyeti Note 20 Ultra'ya göre birazcık daha başarılı. Bu arada tabii ki de daha fazla ayrıntı için her iki telefonu da detaylı incelemesi kanalımızda mevcut. Onları da kartlara koyduk. Oradan tıklayıp her iki telefonun daha detaylı incelemesine, daha derinlemesine bakabilirsiniz. Geldik donanım. Donanım anlamında iPhone 12 Pro'da, Note 20 Ultra'da piyasadan alabileceğiniz en güçlü donanımına sahip cihazlar. Samsung bildiğiniz gibi bu tarz amiral gemisi cihazlarını Exynos'lu model ve 8 GB'lık RAM'le sundu. Yani Note 20 Ultra üzerinde konuşuyorum tabii ki de. Apple tarafında ise 5 nanometrelik bir mimariye sahip olan ve firmanın iddiasına göre piyasadaki en iyi mobil işlemci olan A14 Bionic bulunuyor. RAM'i de 6 GB, fakat burada RAM'de bir parantez açmam gerekiyor arkadaşlar. Her iki telefonun işletim sistemi farklı olduğu için birinin RAM'inin 8, diğerinin RAM'inin 6 olması bir düşüklük veya yükseklik göstergesi değil. iOS işletim sistemi RAM kullanımı konusunda Android'e göre daha optimize bir işletim sistemi. Batarya tarafında ise her iki cihaz için de bataryalar bir günlük yoğun kullanımı çok rahat bir şekilde çıkarabilecek standartta duruyor. Bir de hani bataryaya gelmişken, bildiğiniz gibi Samsung Note 20 Ultra'nın kutusundan bataryasıdır, kulaklığıdır, bu tarz böyle güzel şeyler çıkarken ve iPhone'a göre daha hızlı şarj olabilme yeteneğine sahipken, iPhone 12 Pro'nun kutusundan sadece bir telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği yok, ama burada şunu bir belirtmek istiyorum arkadaşlar. iPhone'lar zaten görece diğer Android cihazlara göre bir tık daha hızlı şarj oluyorlar. Bir önemli ayrıntı var burada arkadaşlar. Bu Note 20 Ultra'da reverse şarj adı verilen ters şarj özelliği var. Bu telefon iPhone 12 Pro'yu şarj edebiliyor. Bana soracak olursanız global anlamda ciddi bir gol. Bir ayrıntı olarak da arkadaşlar, Apple'da şarj kablosu kısmında hala Apple'ın kendi standardı olan Lightning kablo kullanılırken, Samsung artık neredeyse bütün cihazlarında Type-C teknolojisine geçmiş durumda. Apple kullanıcılarının, yani iPhone kullanıcılarının artık biz de Type-C'ye geçelim gibi bir ısrar da söz konusu. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş içeriği toparlamaya başlayalım. Toparlarken şunu da bir söyleyelim. Note 20 Ultra Samsung Türkiye tarafından yaklaşık 13.000 TL'lik bir fiyatla 256 GB'lık modeli piyasaya sürüldü. iPhone tarafında hani videonun çekildiği tarih itibariyle şu an bu tarz bilgiler net değil. Ama bu iki cihaz arasındaki en temel farklılığı, bana soracak olursanız, işletim sistemi oluşturuyor. Samsung'un da daha önceki yıllarda sunmuş olduğu verilere bakacak olursak, Note kullanıcıları genelde Note serisinden devam ediyorlar. Fakat aynı şey iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar için de geçerli. Yani bir insan bir kere iOS'e girdiği zaman Android'e geçmek istemiyor bu sefer. Doğal olarak her iki telefon arasında işte teknik, donanım, kamera vesaire bunları bir kenara koyacak olursak, bir işletim sistemi tercihi yapmanız gerekiyor. Zaten S Pen'i de belirtmiştim arkadaşlar. Eğer telefon kullanırken bir kaleme ihtiyacınız varsa zaten mecburi olarak Note serisini öneriyorsunuz. Bir ayrıntı daha ekleyeceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. O da şu ki zoom lens. Hani ben o zoom lensi kullanacağım diyorsanız yine tercih etmeniz gereken telefon Note 20 Ultra oluyor. Ben iOS kullanacağım diyorsanız iPhone 12 Pro'yu tercih etmeniz gerekiyor. Benim kaleme ihtiyacım var abi, aslında iOS kullanacağım ama kaleme daha çok ihtiyacım var diyorsanız da Note 20 Ultra'ya yönelmeniz gerekiyor. Bunların sonuçlarını da hesaba katarak son kararı sizin vermeniz gerekiyor. Bizim size sunabileceğimiz bilgiler bu kadar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan veya her ikisi arasında bir yorum farklılığı olduğunu düşündüğünüz bir fikriniz varsa lütfen bizlere yorum bölümünden belirtin. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.